galiba çok kullanmıyor. En çok şikayet edilen şeylerden biri buydu bu sırada. Kotaku ve IGN'in şeylerini okudum. İkisi de çok düşük puan verdiler Joe'un şeyine, campaign'ine. Campaign'deki mekanikler çalışmıyor. AI karşı saldırı yapmıyor ve AI çok kötü oynuyor dediler. Hakikaten custom vs AI yaptığınızda da ben onu gördüm. AI bayağı pasif. Multiplayer maçlarında da fark ettim. Yani biri düşüyor mesela, yerine AI geliyor. AI bayağı pasif oynuyor. Daha onların da ayarlanması lazım. Zaten denge sıçık da klasik bir relik klasiği olarak. AI pasif. Bize tank bıçakla. Tanka bıçak at be. Güzel. Salerno'yu almamız en azından bize asker olarak geri dönecek. Naples veya Anzio'yu istiyorsun. UK Indian Company Bari veya Ortona'yı mı istiyor? Lan. Mevzuya bak. Campaign'e Hindistan Topçu Birliği ile başladığınızda Airborne ve Special Forces'ı çağırabiliyorsunuz. Ama Amerika ile başladığınızda şeyi çağıramıyorsunuz. Hint Topçu Birliği'ni çağıramıyorsunuz. Saçmalığa bak ya. Oğlum oyunun sesleri falan gidiyor ya. Peki. Bir süre burada beklesin. Daha sonra Monte Corvino Airfield'a doğru saldırıya geçeriz. Aa, gemileri mi bombalayacak? Aa, vay pezevenk. Good morning, Italy. Sophia here, broadcasting to you live from Rome. Bu da dive bomba atacak herhalde. Geçen sefer ilk havaalanını alarak mantıklı hareket yapmışım demek. Recon attı, pardon. Vurun bakayım şunları bir. Zort. Harbi zort. Ya otorize ol yapılır ha. Neyse. Boşuna hasar yemeyelim. Biraz da paraşütçülerle dövelim tank birliğini. Mesela haritada tank diye gözüküyor. Dün oynadık, tank yoktu anasını satayım birlikte. Çok acayip şeyler var ya oyunda. Yani bence böyle bir şey yapmaları iyi bir şey diyordum ben. Ya yani campaign olarak böyle bir değişikliğe gitmeleri bence hoş bir şey dedim. Ama kafada oturtamamışlar ki ne yapmak istediklerini adamlar. Yani yine Zortingen. Şu an oyun tamamen çıktı değil mi? Görüşlerin nedir genel olarak? Ya bence oyun Joh'un 2011'deki versiyonundan farksız değil. Bu harita bu sırada 4v4 haritası, hatırlarsınız belki. Yarısını kesmiş. Oyunda harita çok az. 4 tane faction var. Ama general sayısı 3 fix. Yani Joh 1'deki gibi şu an. Daha sonra eklenir muhtemelen. Değiştirebileceğiniz ünite yok ama ünite değiştirme mekaniği var multide. O da daha sonradan gelecek belli ki. Campaign'ler sıkıcı, akışı. Genel olarak görüşüm bu yani. 800 liraya değer mi? Şu an kesinlikle değmez bence. Yapmış olmak için değil. Yapmış olmak için değil de burada mayın varmış. Bayağı içeriksiz çıkmış işte yani. Bu yapmış olmak için yapmak değil. Joh 2 de böyle çıktı arkadaşlar. Bir Rusya bir Wehrmacht vardı yani. Bugün bana Joh 2'yi öven millet var. Sürekli övüyorlar. Joh 2 şöyleydi, Joh 3 böyle sıçmış falan. Ulan Joh 2'nin götü boklu halini hatırlıyorum yani. Allah için yapmayın ya. Ama bana Joh 2 övmeyin abi. 10 sene neden Crash yediğinizi bilmeden Crash yediniz o oyunda. Yani nesini översiniz ki o oyunu? Şu an Joh 2 iyi. Aradan 10 yıl geçti, anlatabiliyor muyum? 10 yıldır bok götürüyor oyunu. Yarım oyun çıkarma modası bence kısa sürede bitmeyecek. Ya bir ciddi bir batış olacak. Birileri sağlam batacak bu işten. Aa, pek biteceğini zannetmiyorum. Yarım oyun da değil bunun mevzusu bence. Burada mevzu hani yeni oyuncuyu çekme. Paradox da yapıyor aynısını. Aynı kafa. Yeni oyuncuyu çekiyor. Bomboş oyun çıkartıyor. Yeni oyuncu daha rahat öğreniyor. Sonra DLC'yi daya anasını satayım. Onu değiştir, bunu geliştir, bilmem ne.
Bak mesela Victoria bombok çıktı biliyorsunuz hepiniz mevzuyu. Victoria şimdi modlardan falan şey alıyor. İçerik alıyor. Yeni patch'te. Şimdi alabiliyor yani. Mesela ben şu an niye puan kazanıyorum bu savaşta? Establish the territory advantage. Düşmandan daha çok şeyim olursa daha hızlı puanını düşürüyorum. Puan şeyim bölgem. Her yerde de mayın varmış. Mayın temizle diye görevim var, yan görev. Ne garip görevler ya. Ya düzgün oyun yapanlar da var. Şimdi haklarını yemeyeceğim. Gerçekten düzgün oyun yapıyorlar ama oyuncu bulamıyorlar abi, sıkıntı o. Stratejinin zaten yıllar yılı sıkıntısı buydu. Hala daha sıkıntı aynı. Değişmedi sıkıntı. Hala oyuncu. Yoksa var yani, çok detaylı strateji oyunları var. Yani muhtemelen birçoğunun adını bile bilmiyorsunuz yani. Ya da dizaynları kötü oluyor işte. UI dizaynları falan kötü oluyor. Bütçeleri az olduğu için. Oyuncu da az biliyor. Mesela War on the Sea'yi kaç kişi biliyordu ki? Yani mesela War on the Sea çok böyle kuytu köşede kalmış güzel bir oyundu. Kaç kişi biliyordu Allah aşkına? Şimdi yeni oyunları çıkıyor. Videosunu izlemiştik. Füze atan gemiler vesaireler. Kaç kişi takip ediyor ya da kaç kişi biliyordur? Oğlum siz nasıl mayına patladınız ya? Mayın imha ekibi mayına patladı ya. Peki. Var, daha bir sürü var. İnan ben de takip ediyorum birçok oyun. Güzel bir sürü oyun var gelecek ama insanlar onlara hype'lı bile değil. Yani birçoğu bilinmiyor çünkü. Maç bitti. Adam görmedik. Zorda oynuyorum bu sırada. Modern gemi savaşı. Mesela şimdi dedim ya, One Military Camp miydi? Öyle bir oyun var. Kaç kişi biliyordur bu oyunu? 28'inde yapacağız erken erişimini mesela. Birçok kişi bilmiyor muhtemelen ama birçoğunuzun da hoşuna gidecek. Yani bazı strateji oyunları yani özellikle yeni olanlar reklama şey ayıramayanlar oluyor ya da işte çok zor. Mesela Command Modern Operations çok güzel bir oyun bence. Yani görsel bir şey sunuyor mu? Google Maps tarzında bir harita sunuyor size ve modern savaş yapıyorsunuz. Ve geliştiriliyor da hala birçok şey. Gerçeğe yakın simülasyon sunuyor. Ha, seveni vardır, sevmeyeni vardır bilmiyorum ama kalkıp OI4'te modern savaş oynayacağım ama gider Command Modern Operations oynarım, en azından isabetli olur. Ya da hani farklı farklı yerlerden vurmamız gerekirse HOI'yi yine vuracağım. Çünkü en yakın dönem o olduğu için. HOI'nin 2. Dünya Savaşı'nı seviyorsanız Gary Grigsby's War in the East var. Belli cepheleri yapıyorsunuz ama çok daha kompleks bir şekilde cephede savaşıyorsunuz. Yani HOI 3'ün daha da kompleks hali Gary Grigsby's War in the East mesela. Ama yine birçok oynayanı yoktur bunun yani. Oyun zor çünkü. İnsanlar zoru sevmiyor. İster kabul edin ister etmeyin. Bu böyle. Eğer insanlar zoru zaten seviyor olsaydı bol bol gördünüz strateji oyunlarını sattığını. İkisi çok hoşuma gitmedi bu özelliklerin. Captain Retinue. Kas. UI çok kötü. İşte yani bu zaten şey oyunların sıkıntısı o. Küçük oyunların, bütçesi düşük oyunların sıkıntıları bu. Oğlum biz bunu niye çıkaramıyoruz ya? Çıkın lan dışarı. Al onu lan havaalanı. Al bak içeriden otomatik çıkıp almıyor mesela havaalanı. Onu da elle çıkartıp sonra gönderiyoruz. Bombardıman uçağı versene. Tamam. Tamam. Bunu da öğrendik. Buradan da Nocera'da mermi var. Aşağıda Paestum'da benzin var. Bu iki bölgede önemli. Alta Villa falan filan. Nocera'yı alınca galiba şeyi verecek bize. Hint topçu birliğini verecek. Mayın imha ekibi lideri. Recep oğlum bas şuna base'de yengen miyemeye bekliyorum.
Intelligence suggests the Germans are planning to retake Salerno. We cannot afford. Strateji oyunları korku filmlerinden daha korku. Yani zor ama stratejinin şeyi o, temeli o yani. Zorluğa dayalı olması zaten. Yani kolay olunca böyle içeriksiz çıkacak arkadaşlar. Bunun 2 kere 2 4. Hoi 5 istiyorsunuz. Hoi 5 de içeriksiz çıkacak. EU 5 de içeriksiz çıkacak. Victoria 3 öyle çıktı zaten. Ha, ben içeriksiz çıkmasında değil, daha ziyade şeydeyim. Sistemlerin kötü çıkmasındayım. Savaş sisteminin yine kompleks çıkar yani. Ne var ki bunda? Victoria'da o çok ağır sıçtı mesela. Burada şey varmış. Bombala bakayım şurayı. EU 5 gelecek ama sen istesen de istemesen de. Onlar senin çok isteyip istemeyeni tınlamıyor yani şu an. Sistemi öyle. Eski bir sistem. Ha bak, bu dün bu tank birliğiyle kapışmıştık, hatırlıyor musunuz? Bir tane bile tank gelmedi. Paestum, gel bakalım. Güzel, benzin aldık buradan. Düzenli benzin kaynağı olarak bize dönüş yapacak. Salerno'ya yeni birlik çağırabiliyor muyum? 100 benzin istiyor. 250 manpower. Ne manpower'ım var ne benzinim var şu an. O zaman önce şu tankçıyı indirmemiz lazım. Bizden daha güçlü gözüküyor. Bence Jajiki. Deneyelim. Start the battle. Capital Command ve Man of War 2 çıktığında bunları deneyecekmişsin. Man of War 2 belki denerim. Yani şu an için bir şey diyemiyorum Sumkay. Onların hepsi firmalara bağlı açıkçası. Öyle diyeyim. Ben sana düz bir şekilde öyle söyleyeyim. Firmalara yazarım. Firmalardan dönüş olursa eyvallah. Onun dışında para vermek anlamında şöyle net bir şey söyleyeyim sana. Ben Man of War'un yayınını kaç kere yaparım ki diye düşünürüm. Cevabına göre parayı, artık şey ne olursa, bütçesi ne olursa ona göre veririm parayı. Aleykümselam. Çok strateji oynayan biri değilim. Oynayan adama da saygım var. Alışması olsun, geçmesi olsun, zahmetli iş. Yani bu aslında bir oyundan beklentiyle alakalı ya. Kendinizi ne kadar oyuna verebileceğinizle alakalı bir şey. Mesela bütün gün çalışıyorsundur 8 saat. Üstüne gelip bir strateji oyunu çözmek eziyettir yani. Yapılmaz. Ha, yapanı var mıdır? Vardır da eziyet. Strateji oyunu çözmek biraz zaman istiyor. Bir ilgi istiyor. Hani onu da verecek şeyin yoksa ya, heyecanın veya isteğin, doğaldır strateji oyununa uzak durmak. Aleykümselam. Yani işte onu düşünerek hareket etmem gerekiyor. O öyle işlemiyor o yüzden pek. Haydi bakalım şöyle gidelim. Ben tekrardan hatırlatmamı yapayım. Özellikle 25 yaş üstü PC oyunlarıyla daha önceden de ilgilenmiş arkadaşlar varsa aranızda, yeni bir video şeyine başlıyoruz YouTube'da. Birinci bölümünü çektik. Yayınlamadan önce bir iki bölüm daha çekmek istiyorum mümkünse. Katılımda bulunmak isterseniz kameranızın ve tabii ki mikrofonunuzun olması gerekiyor sesle konuşabilmek için. Bir sohbet şeyi olacak. Bizim mail adresine yollayabilirsiniz Discord isminizi veya işte size ulaşabileceğimiz bir iletişim şeyini. sismangiller@gmail.com diye şeyimiz var. Mailimiz var. Oraya yollarsınız. C-Power 700 lira çıksa ne olur ki? Yani mesela War on the Sea desen şu an 50 liralık bir oyun. Hala daha galiba fiyatına zam gelmedi. 50 lira için o oyun çok iyi ya. Alınır yani 50 liraya. Saha testi yap diyor anti tank silahı için. Manyak mısınız lan, ne saha testi? İlk defa mı kullanıyoruz anti tankı? Merhaba, anti tank yolladık da çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir tank bulun ve deneyin. Çalışmazsa ağzınıza sıçsın sizin orada. Videonun konseptine. Onu özelden konuşacağız. Selam Onur. Yani belki onun için ilk bölümü yayınlamış da olurum. Daha rahat şey olması için. Şu an en büyük sıkıntımız konuk bulmakta.
4-5 tane konuk vardı da biraz işleri olduğu için sıkıntı oldu. Ben dedim ki belki farklı dışarıdan da konuk bulursak. Oha! Şutuk geldi lan direkt içimize. Jesus H. Christ. Gayet güzel çalışıyor. Önden deldi, yok etti. Evet, bir daha sıkın lütfen. Victory at Sea Pacific'te indirimde 15-25 TL. Ha bakın, böyle güzel fiyatlı strateji oyunları var hani. Bakmak isterseniz. Oyunsuzum bu ara derseniz. Bir sürü güzel strateji oyunları var. 250. Evet, bu sefer tank birliğine tank varmış. Geçen sefer tank gelmedi, böyle bir yan görev de gelmemiş tam. Mesela Joe 3'ün en güzel özelliklerinden biri de şu yükseklik mevzusu olmuş. Yüksekte daha avantajlı askerleriniz. Cover denyliyor yüksekte olduğunuz zaman. Ha, güzel bir sürü özellik var. Otomatik şeyden atlama, cover'a giderken kaymalar vesaireler. Çok hoş özellikleri var. Ama yine temeldeki ana sorun değişmiyor. Oyun çok içeriksiz. Oyun kötü demiyorum ama oyun çok içeriksiz. Bıçak diyecek birlik SSF komando. Bunlar paraşütçüler, bunlarda yok o. Senin dediğin şey Special Forces da geliyor. Özel kuvvetler. Şeyler kısayım olmadı ya. Ses takılıyor abi. Tribe giriyorum yani. Niye bu kadar yavaş açıldı? Arkada alta batabilir miyim bilmiyorum ki. Antivirüsüm falan çalışıyor olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Dün multide böyle şeyler yaşamıyordum. Bugün niye böyle şeyler yaşadım bilmiyorum. Eyvallah, iyi seyirler. Ses olayı Mission Alpha'da mı vardı? Hiç hatırlamıyorum lan. Çok yaşlandık. Nerede o? Direkt dive bomba atsam daha karlı olurdu herhalde. Tam bir şey yarıyormuş. Commonwealth mı? Var zaten Avustralya Birliği şeyde, campaign'de bir yerde gözüküyor. Onun dışında Hint birlikleri var, İtalyan birlikleri var yani. Eklenir ileride. Oh. Ne kadar boyun? 800. Selam Adnan, hoş geldin. Repeat 100 points. Smoke bombs loaded and ready.
Germany. Bombadan kaçıyor ama base'e kaçmıyor. Vay, yene kadar duruyor baksana. Gerçi koyar mı wipe yemekle? Şu an sefer atıyoruz. Online değil, solo atıyoruz. Online'ı var ama. Antivirüsü kapatınca rahatladı gibi. Sanırım antivirüs arka tarama marama bir şey yapıyordu herhalde. Ya bölümler dediğim gibi multinin bölümlerinin aynısının şey hali resmen şu an. BP'miz dediğimmiş. Oo, fena geliyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kaldır götünü, vurabilirsin. Dang it. Yedirdik. Ama kazanacağız. 45 puan kaldı. Aa, bende paraşütçü varmış lan. Deneyeyim mi paraşütçü nasılmış? Pasifik cephesi deyip Japonlar Rus cephesi deyip Rus'a ekleyelim acaba? Ben Fransa gelir diye düşünüyorum. Onun dışında Pasifik veya şey gelir diye düşünmüyorum pek. Bilemem. Bence Fransa'yı ekleyecekler ama. Eyvallah, iyi seyirler. Hadi sık, öyle bitirelim. Hadi be. Hadi. Allah seni kahretmesin AT gibi. Hiç mi değişmez ya? Aynı tas, aynı amon. Makine kapanma olayı son patch'te değil de grafik ayarında çözdük gibi.